Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Köy inceleme serimizin yeni bir bölümüne daha hepinize hoş geldiniz. Bilmeyenler için tekrardan kısa bir hatırlatma yapayım. İncelenecek köyleri Instagram'dan alıyorum arkadaşlar. Ara ara Instagram'dan sorular soruyorum. Son sorduğum soru ise Klan Savaşları Ligi'ni kaçıncı sırada bitirdik? İlk doğru cevap veren arkadaşlarımızdan 7 kişinin köyünü inceleyeceğiz bu videoda. Eğer sizler de köylerinizi inceletmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız köy incelemesine başlıyoruz. 2 saniye zerip like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarına, yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz, iyi seyirler. İlk inceleyeceğimiz köy Emir kardeşimizin köyü, kod yeşil hesabı 179 level lidermiş klanında. Vincent klanı 806k'sı yıldız var, efsane lige kadar çıkmış. Şu anda tekrardan usta bir ligine geri inmiş köy binası 13 hesabı ile. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde direkt kahraman seviyelerine bakalım. Kraliçesi bitmiş. Korucunun son 5 seviyesi var. Şampiyon 2 seviyesi var. Kral baya bir geride kalmış. 56 seviyede bırakmış. Bakalım kralı yükseltmede mi? Onun haricinde infosuna baktığımızda laboratuvar boşta bırakmadığını ve gayet iyi ilerlettiğini görüyoruz. Sadece bebeği ejder bir 2 seviyede kalmış. Çok geride kalan bir bebeği ejder var. Onun haricinde geri kalan askerler iyi durumda. Bir de Valkyrie. Yani kullandığı askerleri önden götürmüş Emir. Sonrasında en az kullandığı askerleri en sona bırakmış. Onun haricinde şöyle baktığımızda klona hiç seviye basmadığını ve iskelet büyüsüne hiç seviye basmadığını görüyoruz. Depreminde 2'de olduğunu görüyoruz. Yine kullandığı asker büyülerden öfke büyüsü, buz büyüsü, görünmezlik büyüsü, yarasa büyüsünü maxladığını görebiliyoruz. Şöyle bir ziyaret edelim. Ne saldırıları yapıyor? Köyden yükseltmede, şampiyonun yükseltmede olduğunu görüyorum. Kral ayakta, kralı bence ardı ardına yapıştır, çok geride kalmış. Yani şampiyon tamam bitmek üzere, ona bir an önce bitse kurtulsam diye bakıyorsun ama keşke şampiyonla kralı aynı anda yükseltmeye verseydin. Süper barbarla ganimet kastını görüyoruz. Şöyle bakalım, eğitim hızlandırma iksiri de kullanmış. Kışlılar hızlandırmada. İnşaatçılar nerede? İki tanesinin hava savunmasını görüyorum. Bir tanesi X yayında, diğer X yayı bitmiş. Ağır savunmaları önden bir bitirmiş. Okçular toplar köy binası 11 seviyelerinde kalmış. Havan topları. Onun haricinde yavaştan topları da bir tık yükseltmeye başlamış. Çift topu yükseltmiş yukarıda. Saçarlar bitmiş. Kartal topu bitmiş. Cehennem kuleleri bitmiş. X-ray'ları bitiyor. 2, 3, 4 inşaatçısı çalışıyor şu anda. Diğer 2 inşaatçı nerede? Bir tanesini uyuyor olarak gördüm. Horlama sesi geliyor. Belki tuzak yükseltmesinde, belki de Tesla yükseltmesinde olabilir. Diğer inşaatçılar. Laboratuvar. Laboratuvarda da yükseltme var. Hem kahramanlar açısından hem de savunma açısından hem de laboratuvar açısından gayet iyi ilerlemişsin Emir. Eline koluna sağlık, gerçekten başarılı bir köy. Ama köy binası 14'e geçeyim falan diye acele etme. Bence tamamen fulle ondan sonra geçersin. Duvarlar da fena değil zaten. Yani yavaştan toparlıyorsun köyü. Ağır işler bitmiş. Geri kalan işler işte okçu kuleleri, topları yapıştırır geçersin. Bir de bombacı mülayim kuleleri. Bunları geride bırakmayın. 3 seviyesi daha, 5 seviyesi var. Öncelik olarak bombacı kulelerini alabilirsin. Maşallah diyelim. Güzel bir hesabın var. Kralı da bitirmenin dileğiyle diyelim. Bir sonraki incelemeye geçiş yapalım. İkinci olarak Eren Karabostan kardeşimizin köyü. Bu hesabı 139 level bir köy. Göktürkler klanında 9 level bir klan. Usta 2 liginde en iyi gezilebilecek liglerden bir tanesi. 491 KS yıldızı var. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde köy binası 12'ye yeni geçmiş bir köy olarak görüyoruz. Kahramanları gördüğümde ise köy binası 10'dan 12'ye atlamış bir köy olarak göründü gözüme. 41 level kral, 44 level kraliçe, 16 level koruyucu.
Laboratuvara baktığımızda şöyle infosuna yetinin açılmadığını görüyoruz. Kelle avcısının açılmadığını görüyoruz. Askerlerin, büyülerin bayağı bir geride olduğunu görüyoruz. Kullanılan askerlere sadece öncelik vermiş. Elektro 2'de onda direkt 3 yapacaktır gibime geliyor. Şöyle köyü bir ziyaret edelim bakalım. Neler kullanıyor? Yani klona görünmezlik büyüsüne, iskelet büyüsüne hiçbir seviye basılmamış. Büyüler iyi durumda aslında. Birer ikişer seviyeyle max olacak duruma gelmişler. Klon hiç basılmamış. Klon 5'e kadar gidiyor köy binası 12'de. Ya kullanmadığı büyü olduğu için çok da önemli değil ama şöyle bakalım bir inşaatçılar nerelerde. Kara iksir deposunda bir inşaatçı görüyorum. Kraliçede bir inşaatçı görüyorum. Yani bu seviyelerde artık bu kadar geride kalmışken kahramanlar 3 kahramanı birden yapıştırman lazım. Eren. Yani hem kral hem kraliçe hem de koruyucu 3 aynı anda yükseliyor olması lazım. Ejder balon kullandığını görüyoruz. Kışla da bir inşaatçı var. Kara iksir deposu 2, 3. 3 inşaatçının çalıştığını görüyorum şu anda. Bir tanesi de Cehennem Kulesi'nde. Onun haricinde 3. Cehennem Kulesi alınmış. Laboratuvarda yükseltme var. Bir tane inşaatçı da Okçu Kulesi'nde olarak görünüyor. Otto var mı? Otto'ya bakayım. Bir yandan da Otto'yu kasmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani inşaatçı köyünü ihmal etmeyin. 6. inşaatçı hayat kurtarır. Onu söyleyeyim. Yani köy binası 11'de savunmalar öncelik verdin. Şimdi öncelik sırası vermen gereken kahramanlar. Yani 3 tane inşaatçıyı artık kahramanlara zimmetleyeceksin. Bu savunmalar seni zaten idare eder şu anda. 3 inşaatçıyı kahramanlara zimmetleyeceksin. 2 tane inşaatçıyla da artık kışla depo yükseltmeleri artık neye yükselteceksen onları yükselteceksin. Buradan da 13'e erken atlama ha Eren. Laboratuvarda boşta bırakma. Gayet iyi ilerliyorsun. Aktif olarak oynadığında belli oluyor. Başarılarının devam ediyoruz. Kullandığın askerlere, büyülere de laboratuvarda öncelik vermeye devam et. Klonu en son köy binası 14'te bassan bile olur. Merak etme. İskelet büyüsünü de. Görünmezlik büyüsünü basmanı tercih et. Tavsiye ederim ama. Onu kullanırsın ileride. Üçüncü köyle devam edelim. Üçüncü köy Rohat kardeşimizin hesabı. Rohat 12 köyü Aslan Yavrum klanında 1034 KS yıldızı var. Şöyle Usta 1 liginde 5237'ye kadar çıkmış. 192 level. Köy binası 14. Bina birinci seviyede koruyucu bitmiş. Valla enteresan enteresan geliştiren arkadaşlar denk geliyor bu köy incelemede. Abi bina birinci seviyede kalıp sen kahraman nasıl fulledin ya? Rohat. Harbiden. Bana bunun bir taktiğini söyle. Hayvan barınağını da açmış. Şu anda üçü de açık. Dördüncüye de yükseltiyordur. Belki. Şu esnada kraliçenin son 4 seviyesi kalmış. Şampiyonun 5 seviyesi kalmış. Kral 13 seviyesi var daha. Askerlere, büyülere baktığımızda şöyle fullediği askerlere bakalım. Cadı, PK, Goblin. Büyük ihtimalle sinsiyle kasmak için Goblin'i fullemiştir. Büyücü, Ejder, Kelle Avcısı ve Binici. Askerlerde max olanlar. Diğer askerlerde oha. Harbiden oha. Bebe Ejder hiç seviye basmamış. Yani ben köy binası 9'a geçtiğimde ilk level bastığım askerlerden bir tanesi Bebe Ejder'dir. Ganimet açısından çok kullanırım. Onun haricinde büyülerde max olanlara bakıyoruz. Yıldırım, öfke, yarasa, buz büyüsü ve deprem büyüsü. Zehire bas, zehire. Zehir öncelik ver. Zehir çok geride kalmış. Atlamaya hiçbir level basmamış. Çok enteresan bir köy gerçekten. Okçu 6'da kalmış. Şu okçu barbarın önemini her incelemede söylemekten gına geldi. Arkadaşlar kral kraliçenin özelliğine bastığınızda yanında gelen okçu barbarlar seviyesi buradaki seviyeye bağlı. Buradaki seviye kaçsa kraliçe bastığında alt seviye okçular gelir yanında. Yani sağlam olmasını istiyorsanız yanındaki askerlerin buradaki levelleri
Yükseltin. Onun haricinde köy binası 14'e göre kase yıldızın geride kalmış. Oyuna para yatırdığın belli oldu hemen. Şöyle arka plan falan almışsın. Kostümler de var zaten. Şöyle bakıyorum, full sinsi görünüyor ordu kamplarında. Duvarlar tamamen köy binası 13. Max olmuş, arada 5-6 tane köy binası 12 kalmış. Duvarlar açısından, savunma açısından gayet sağlam bir köy. Şöyle bir tavsiyede bulunacağım. İlk yapman gereken, depolardan sonra savunmalara başladıysan Cehennem Kulesi yerine binayı 5'e atacaksın. Savunmaya başlıyorsan köy binası 14'te direkt binayı 5'e atacaksın. Bir tane inşaatçı zimmetleyeceksin oraya. O hiç çıkmayacak oradan. Sonrasında Cehennem Kuleleri Kartal Topu saçarlar doğru devam edecektin. Ama Kartal Top bitmiş zaten. Şöyle saçara bakıyorum. Saçarlar da bitmiş. İyi. Bir tane inşaatçı binaya ver dediğim gibi. Hayvan barınağı da bu arada 4. seviyeye ulaşıyor. Bunu da şöyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hayvan barınağını 4'e attığınızda neredeyse 2 haftalık bir yükseltme istiyor. Bunu yükseltmektense inşaat kitabı gelir bir yerden. İşte çekiçle falan bitirebilirsiniz. Yani 2 hafta boyunca hayvan barınağının dükkanını kapatmaktansa içeride yükseltme yapın. Çekiçle ya da kitapla 4. seviyeye atarsınız. Mantıklı olan bu bence. Uyarsınız uyumazsınız, orası size kalmış. Depoları yükseltiyor. Sinsiyle güzel ganimet kasılır. Usta 2, usta 1. Gayet başarılı. Cehennem Kulesi'nin bir tanesi bitmiş. Diğer ikisini de bitiriyor. Çok başarılı ilerliyorsun Ruhat. Eline koluna sağlık kardeşim. Yani artık gerisi hesabı makslamaya kalmış. Ağır savunmalar bitmiş zaten. Kullandığın askerleri, büyüleri de laboratuvarda artık Max'a doğru götürürsün. Köy binası 15 gelmeden Max yaparsın herhalde. Başarılar. Dördüncü köyle devam edelim. Sırada Umut Faiz kardeşimizin hesabı var. Umut Köyü 175 level Yeniçeri klanında 598 KS yıldız var. Köy binası 12 Max görünüyor. Gusta 2 liginde şu anda tüm zamanların en iyisi, şampiyon 1'e kadar çıkmış. Geri inmiş. Şöyle baktığımızda kraliçesinin bittiğini görüyoruz. Kral 60'ta, koruyucu 32'de. Asker büyü seviyelerine baktığımızda ise şöyle görünmezlik, zehir, deprem 3'te. İskelet büyüsü de 3'te. İki tane büyüsü maxlanmış. Yıldırım büyüsü ve acele büyüsü. Onun haricinde cadısını maxlamış. Asker büyü seviyeleri gayet iyi durumda. Laboratuvarı hiç boşta bırakmadığı da görünüyor. Bayağı bir aktif zaten. Bağış dengesi de mükemmel. 4000 bağış almış. 4000, 4000. Bağış yapmış. 4300 bağış almış. Denge çok iyi. Şöyle köyü bir ziyaret edelim bakalım. Az önceki arkadaşa söylediğim şeyi yapmış bak burada Umut. Kral ve işte koruyucu aynı anda yükselmiş. Direkt kahramanlar öncelik. Kraliçeyi bitirmiş. Şu anda kral ve koruyucusunu yükseltmeyle devam ediyor. Laboratuvarında yükseltme var. Bir tane inşaatçı Okçu Kulesi'ni gördüm. İki tanesi Okçu Kulesi'nde. İki inşaatçı da kahraman da dört. Ağır savunmaları bitirmiş zaten. Kartal topları bitmiş. XY'ler bitmiş. Cehennem kuleleri bitmiş. Şu anda yavaştan Okçu Kulelerinden doğru devam ediyor yoluna. Bombacı Mülen Kulelerinin seviyesi var. Toplar, Okçu Kuleleri. Havan topları. 10 numara 5 yıldız bir köy binası 12 hesap var karşımızda. Ligiyle mükemmel, çok güzellikte. Ganimet arıyorsun. Elektro ejder saldırısı attığın görünüyor. Elektro ejder. Bebe ejderle. Bunun haricinde laboratuvarda da çok iyisin. Duvarlarda da çok iyi. Köy binası 12 Max'a doğru yaklaştırmışsın duvarları da. Yani 4-4'lük bir köy binası 12 yapmışsın Umut. Full artı full olduktan sonra yapıştırıp geçersin. Köy binası 13'e. KS'lere girmeyi de ihmal etme. Yani kahramanlar yokken biraz sıkıntı olur ama girebiliyorsan gir işte. KS yıldızı kasmaya çalış. Başarıların devamını diliyoruz Umut kardeşim, sana da. 5. köyle devam edelim. Sırada Rektim hesabıyla doğru cevap veren kardeşimiz. Barbar Kral hesabı lider Rekingo klanında
Bağış kılanı 373 KS yıldızı var. Mustabir Ligi'nde KS Yıldız'ın geride kalmış binana göre şimdiden onu söyleyeyim. Kahraman seviyelerin gayet iyi durumda. Hem kral hem kraliçe hem de koruyucu. Max'a çok yaklaşmış. 3 seviyesi 5 seviyesi kalmış kahramanların. Onun haricinde elektroyu direkt ekilemiş. Şifacıyı falan 5 yapmış. Kullandığı askerleri direkt yapıştırıp geçmiş. Madenci 4'te şöyle bakıyorum. Büyülerde sadece görmezlik seviye almamış. Diğer hepsi seviye almış. Şöyle bir ziyaret edelim. Efsanelik mi gördüm ben orada? Bir an yanlış gördüm zannettim. Efsane Lig'in kapısına girip geri dönmüş. Efsane Lig'e selam verip geri inmiş. Köybinal son bir hesapla. Ejder balon saldırısı Köybinal son bir. Savunma anlamında Max'a doğru ilerliyor. Son bir inşaatçıyı çok lava yükseltmesinde gördüm. Köybinal son birde 6 tane inşaatçı almış. Helal olsun. İşte bu 6. inşaatçı hayat kurtarır. Direkt savunmalar maxlanmış. Şu anda artık laboratuvarda uğraşıyor. Laboratuvar nerede? O da inşallah boşta değildir. Uğraşıyor dedik. İyi, boşta değil. Yardırıp gidiyor. Savunmalar bitmiş, bir kahraman kalmış. Bir inşaatçı da koruyucu yükseltmesinde, onun haricinde köyde her şey dört dörtlük, bir tek eksik. KS Yıldızı, KS Yıldızı'nda kasmanı tavsiye ederim. En azından aşağıdaki köylere girer üçlersin, köy 1009. Onlara girip üçlersin. KS Yıldızı saydırırsın. Klanına da olsa KS'lere. Onun haricinde dediğim gibi kahramanlar bittikten sonra da yavaştan köy binası 12'nin yolunu tutabilirsin. Sana da başarılar diliyoruz. Sıradaki köyle devam edelim. Sırada Halil Demir kardeşimizin köyü var. Yine Emir'in olduğu klandan. Vincent klanı 219 level bir hesap, 1328 KS yıldızı, şampiyon 2 ligi. Bir defa girdim köye, ikinci defa bir daha girdim, dejavu oldum. Ben bu köyü inceledim gibi geldi, bir Rohat'a benzer bir köy. Belediye binası bir de yine koruyucu bitik. Adama enteresan enteresan diye diye bir tane daha enteresan köy çıktı. Koruyucu bitmiş. İlk koruyucuyu bitirmiş hatta. Şampiyon 4 seviyesi var. Kraliçenin 2 seviyesi var. Kralın 5 seviyesi var. Lesi'yi açıp üçlemiş. Onun haricinde asker seviyelerine baktığımızda çoğu askerin bittiğini görüyoruz. Ara ara böyle golem kalmış. Okçu barbar, bebe ejder. Madenci. Elektro ejder. Bombacı mülayim. Balon. Uçan ejderhaya hiç şey basmamış. Seviye basmamış. Buz golemi. Minyon. Binici. Ejder. Valkiri. Bayağı varmış. Bitmeyen büyülerse klon büyüsü, görünmezlik, iskelet büyüsü. Şöyle bir köyü ziyaret edelim. Ruhat'ın köyüne aşırı benzer bir köy. İnşaatçı kulübelerini yükseltmeye başlamış bir yandan. Kartal topu yükseliyor. Kraliçe ve koruyucu aynı anda yükseliyor. İşte anlatmaya çalıştığım olaylardan bir tanesi bu. Yani koruyucu basıyorsanız yanına bir tane de kara iksirle kahraman yükseltmesi yapıştırın geçin. Onun haricinde full sinsi ganimet kasıyor. Bir de bebe ejder var. Ho, benim kullandığım orduya benziyor. Hatta birebir aynısı. Hades'in varisinde kullandığım ordu. Bir iki inşaatçısı kahramanlarda. İki tanesi yukarıda, dört. Diğer inşaatçılar nerede? Hayvan barınağında bir inşaatçı var. 5. Otto kulübesinin horlama sesleri geliyor. Büyük ihtimalle ya tuzak yükseltmesinde ya Tesla yükseltmesinde birinden birini yükseltiyor. Duvarlarda köy binası 14 için yukarıdan doğru başlamış. Bayağı bir yükseltmiş. Az önce Rohat'a söylediğim şeyin aynısını sana söylüyorum. Yani şu inşaatçı kulübesiyle kartal topuyla uğraşacağını, yani ilk önce savunma ara başlıyorsan en önemli savunma binası belediye binası arkadaşlar. Bir tane inşaatçıyı direkt binaya zimmetlemeniz
Gerekiyor. Bunu 5 yapmanız lazım. Önce bina, sonrasında kartal topu yükselirler, cehennem kuleleri saçarlar. Devam edersiniz böyle ağır savunmalardan. Ama en önemli bina belediye binası. Halil, sana da söylenebilecek çok bir şey yok. Ağır savunmalardan başlayacaksın. Okçu toplar, havan toplarına doğru gideceksin. Laboratuvarda boşta bırakma. Kahramanlar zaten bitmek üzere. Çok da söylenebilecek bir şey yok. Yavaştan efsane güne doğru geri dönebilirsin ilerleyen zamanda. Son köy incelemesine geçiş yapıyorum. Son köyümüz Görkay, kale kardeşimizin atmış olduğu etiket. Kale hesabı 205 level. Koca çın arka alanı 16 level. Bir klan 529 KS yıldızı. Köy binası 14 için 1000 KS yıldızına az demiştik az önce. Onun da yarısı denk geldi. Gerçekten bu incelemede enteresan enteresan işler oluyor. Şampiyon 1 ligine kadar çıkmış. Usta 3 liginde şu anda. Ganimet açısından burası iyi. Bağışlanan birlikler 0. Görkay. Paylaşımsız Görkay. Kahramanlar bitmiş 3 tanesi. Bir tek şampiyon kalmış son 5 seviyesi. Şöyle unicorn'u bitirmiş ondan. Gayet güzel. Koca öküz 6 seviye. Baykuş ve Lesi 3 seviye. Hayvan barınağında iyi ilerletmiş. Asker büyü seviyelerine baktığımızda büyülerde klon ve iskelet büyüsünün kaldığını görüyoruz. Artık full artı full olmaya doğru ilerliyor Görkay. Golem, madenci, tazı, bombacı, mülayim, yeti, buz golemi. Az önce de ejderha binicisinin basılmamıştı. Yine burada ejderha binicisi hiç basılmamış. Uçan ejderha. Minyon, binici ve Valkyrie kalmış sadece. Bitmesi gereken askerler. Şöyle köyü ziyaret ettiğimizde ise köy binası 14 seviyesi, duvarların merkezden doğru bayağı bir basıldığını görüyoruz. Onun haricinde yükseltilmesi gereken savunma binaları bayağı var. Toplar var. Şöyle bakıyorum inşaatçılar nerede diye. İnşaatçıları göremiyorum. Bir tanesi şampiyon yükseltmesinde, bir tanesi horluyor inşaatçıların. Başka kahraman yükseltmesinde var mı? Yok. Bir tane sadece kahraman yükseltmesinde var. Sol taraftan da bir inşaatçı horluyor. Alt taraftan Otto da horluyor. 3 tane inşaatçı uyuyor. 4 tane inşaatçı uyuyor görünüyor. Sadece 2 tanesi çalışıyor görünüyor. Laboratuvarda yükseltme var. Yani bu kadar çok fazla yükseltilmesi gereken iş varken inşaatçılar uyuyor mu? Tesla'da mı yoksa tuzak yükseltmelerinde mi bilmiyorum ama şu toplara falan yapıştır şu 4 inşaatçıyı birden, topları da bir aradan çıkart. Full artı full yolunda ilerliyorsun zaten. Bu tarz köylere söylenebilecek çok bir şey yok. Artık yapmaları gereken her anlamıyla köyü bitirmek. Görkay, sana da yolunda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. İki saniye zarıp like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Sizin de köyünüzün incelenmesini istiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümler derken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın, hoşça kalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Neresi?